ayırmış gibi hissediyorum. Manyak karı, ben onu her zaman öyle hissediyorum. Sen yine haline yat kalk, dua et. Hiç olmazsa benim gibi koynunda bir ayı beslemeyeyim. Çok affetsin. Kız bu ayı seni her gün niye dövüyor? Şimdi o anki koşullara göre değişiyor. Bir bakıyorsun çay niye bu kadar açık oldu diye döverken, ertesi günü bakıyorsun niye bu kadar koyu oldu diye deviyor. Psikopat. Çayı nasıl içiyormuş deve? Şimdi problem orada Rukiye. Devoğlu deve çay içmiyor ki. Sırf bana işkence olsun deyip bardak kirletiyor. Oh yüz. Ay kız çok güldük vallahi, başımıza bir iş gelmesin de. Ben gülmediğim zamanlarda da başıma gelen geliyor benim. Senin bu huyuna bayılıyorum vallahi. Hangi huyuma bayılıyor? Kız sen kendinle dalga geçiyorsun. Bunu herkes yapamaz. Büyük olgunluk. Her yumrukta 500 bin beyin hücresi ölüyormuş da ondandır. Hücreler öldükçe insan olgunlaşıyor tabuklu. Gel oraya. Gel oraya. Ay kız ne güzel muhabbet ediyorduk. Gel ben de bir kahve içelim de öyle gider. Ya kız gelirdim ben şimdi içilmiş gelirdi. Beni evde bulamazsa sinirlenir organizma. Allah iyiliğini versin kız. Organizma da ne? Ne bileyim ben televizyonda duymuştum. Aman gel 5 dakikada dönersin geri. Ya kız gelemem. Bu içilmişi ayısının en sevdiği bahanedir. Gerekirse kayfeden buraya kadar taksiyle gelir. Ne o benden önce eve gelmek için. Sonra da niye geç geldin deyip üstüme saldıracak ayı olayı. Aman kız. Manyamış mı bu, ne mi? Ne manyak diyorum ben sana, sen inanmıyorsun bana be. Neyse bu akşam galiba yırttın, evde pek ses seda yok. İnşallah yırtmışımdır. Şimdi hiç dayak yiyecek halim yoktu. Dereyi görmeden paçayı neye sıvayan la? İyiyim sen inek. Ne? Gene mi benden önce geldin ütürmüyorsun? Hiç gitmedim ki idiot. Şimdi söyle bakayım kakılmış kardeş. Bu eve benden sonra gelme hakkını sana kim verdi? Ben senden önce nasıl gelebilirim? Sen hiç çıkmamışsın ki. Ya kusura bakma ama sen de hemen bir bahane buluyorsun ben. Neyse ayakta kalma, sohbetimize içeride devam edelim. Sana iyi akşamlar Rukiye, kocana selam söyle. Oturmaya da gelin, gel lan. Gel bakayım içeri. Gel bakayım. Ben sana kaç kere söyledim ya bu eve benden sonra gelmek yok diye. Ulan sen sırf beni dar taklamak için kayfeye bile gitmemişsin ya, hakikaten salaksın he. Ya hemen kendine pay çıkarma lan, senden bir alakası yok. Param olmadığı için gidemedim kayfeye. Para mı? Bir sponsor aradığını niye söylemedin, timsah avcısı? Sponsor mu? Bu ne lan? Yok bu ne? Aramızda paranın lafı mı olur? Ütülmüşüm. Artık okey mi oynayacaksın? Pişirip pişireceksin. Ne alt edeceksin? Özgürce. Özgürce mi? Ya en iyisi sen bana oradan bir 5 milyon... La sen en iyisi hepsini ver. Ben yanına oturayım la. Ulan gerçekten yanık bir yerlere oturacağını bilsem 500 milyon da verirdim kuracağım. Lan yanık oturacağız dediysek bu anlamda söylemedik lan. Yanık bir tür oyun lan, oyun. Pişpirik gibi. Ya odun geldin odun gidecek. Ne bileceksin sen yanığın ne olduğunu. Lan insan ucuk bir şey öğrenir lan. Bir şey bulur lan hayatta. Ay fırı fırı far far. Ateş de düştü şu an. Lan kumar mumar. Şu yanık oyununu icat eden nur içinde yatsın inşallah Cenab-ı Rabbül Alemin. Amin. Öpüşüm öpüşüm. Hatta hazır itilmiş yokken daha da ileri gidebilirsiniz. Abo, normal insanlar ne güzel şeyler yapıyorlarmış be. Biraz pahalıya patladı ama olsun. Ek iş yapıp bu deviyi her gece kayfiye göndermek lazım. Ah, keyfim beyde bile yok. Ana, geldi uzay canavarım. Sen hala ayakta mısın lan? Aferin. Ödüm koptu, yatmışsın bu deyi. Yok, itirmişim, yatmadım. Televizyonda Aplex reklamına bakıyordum. Yürü git lan manda. 2 senedir seyrediyorsun da bir okka bile veremedin. Çok canım sıkkın kız kakılmış. Korkar içine zopayı yedin. Niye kuda? Korkma kız, senin bir kabahatin yok.
Kumarda öcük kaybettim de onun için sinirliyim. Madem kabahatim yok, niye benim başımı çeviriyorsun? Kız bak saçma sapan konuşma kız. Gel bu dayağı bana lütfeder misin? Ya burada senden başka kum torbası var mı? Kimin başını çoğuruyorsun sana? Lan bunu da kime öpürdün? Sen git onun başını çoğur. Haklısın bak. Öcük haksızlığa uğrayan ama söz veriyorsun yarın akşam kazanacağım. Ya kazanamam aptal. Kazanacağım dedim lan. Söz veriyorum. Bana güvenmiyorum. Yine. Bıraktım. Nerede kaldı bu garip be? Kaçtı gelmedi, uçtu konmadı. Salak sarmısak ne olacak? Nereye gittin be? Hadi tamam. Gel Allah senin cezanı vermesin. Gel gel. Maynak karı iki saat nedir be? Nerede kaldın be salak sarmısak? Anca paraları gittin mi? Getirdim getirdim bakalım. Bir kısmısını alın. Tamam. Bir kısmını sonra alın. Tamam. Bekliyorum bekliyorum. Bekliyorum. Buradayım buradayım. Hadi gidelim, hadi gidelim. Ya yürü seni be, yürü be. Sen burada bekle, ben gideyim. Geliyorum hemen, bekle. Tamam, tamam. Selamun aleyküm Kadir abi. Aleyküm selam, kalkılmış bacı. Hayrola, ne işin var burada? Şöyle. Hele bize biraz müsaade et ha. Hadi bakalım. Ben gene ocağına düştüm Kadir abi. Ha, bu kadar paraya adam dövülmez ama neyse. Sen yitirmiş de adamdan sayılmıyor hani. Doğru söylüyorum ama bu sefer dövmeyeceksin Kadir abi. Tam aksine çok şefkatli davranacaksın gergedana. Nasıl yani? Bak şimdi sen yanık biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii, daha dün tokatladım seninkini. Ha iyi yaptım. Ne? Neyse bak şimdi sana enteresan bir teklifim var. Evet. Bu aldığın paranın yarısını akşama itilmişe kumarda yutul, gerisine karışma. Nasıl yani? Sen benim dediğimi yap, gerisine karışma diyorum be. Bu paranın sonrası da var yani. He. Tamam konuşuruz, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güle güle. Kalkılmış dur, ne yapıyorsun, delirdin mi be? Bu işte mandır Ruhiye. Kadir abiyle konuştum, prensip diye anlaştım. Artık bu akşam her istediğimizi yapabiliriz. Şimdi dua edelim o katil boyunu ortaya dokunsun. Kız bir dekoderimiz olaydı, Playboy seyrederdik. Sen ne kadar ağzı kurkarsın be? Aslında olsaydı yok be. Kalkılmış neredesin lan, uyandım ben. Beni kaldırmadan gittin mi lan nezaketsiz inek? Neyse, kayfaltıyla ilgili eleştirilerimi aşama yaparım. Ana! Lan bu ne lan? Kuçuk tasarruflarını burada biriktiriyormuş inek. İyi de ediyormuş lan. Yanlış kağıt attım be. Geçti artık, alamaz. Tabii tabii, kurallara uymak lazım değil mi? Ulan elime de yaramayan tek kağıt ikili ha. Ana yine ben kazandım. Bugün çok şanslısın be, itilmiş. Harbiden ya, hile mi yapıyorsun yoksa ha? Yok vallahi Kadir abi, yapmıyorum. Bak ben bu oyunu çok iyi oynarım ama işte dün şanssızdım. Tabelaya bakalım. Evet, 5 milyon rica edeyim. Ulan soydun bizi be. Yok canım, estağfurullah. Lan şanslı köpek. Teşekkür ederim. Bir parti daha çevirelim ha, belki şansımız dönür. Bir parti daha mı? Yok be abi, ben gideyim kalan, geç oldu be. Kardayken kaçmak var mı lan? He? Onun için değil be abi, daha çok paranızı almayın diye diyorum. Biliyor musun, hem 12'yi geçince evde karı arıza çıkar ya. Bana müsaade ver. Tamam, bugün akşam bu kadar, yarın akşam görsün. Eyvallah.
Bu adam harbiden salak ya. Hem de salağın önündeyiz. Vallahi hayatımda ilk defa hem kaybediyorum hem kazanıyorum lan. Ben de lan. Al bakalım al. Özel karı bunlar. Çocuğa bak be. Kevin Costner'e benziyor vallahi. Ben hiç beğenmiyorum kız, bu pek tüysüz. Ana, tüylü olunca ne oluyor, salaksılar mısın? Ha, benim adam gibi oluyor işte. Anam, benim adam dedin aklıma geldi, o gelmeden ben gideyim kız. Ama nereye gidiyorum ya, sen otur yaz burada. Hem senin paranın ne kadar hayırlı bir iş için kullandık, vur. Kafedekiler ya bu salağa gene üterlerse. Artık arada sen de kaynayacaksın. Ama. Ya be, otur be, aman ne? Ben de korkuyorum, otur şöyle. Merak etme Kadir abi, öyle adilik yapmaz. Şaka söyledim. Yapmaz değil mi? Yapmaz diyorum be. Şimdi o itilmiş ineği kumarda kazanınca kuzuya dönmüştür beş kulak. Hadi be, içelim kuzuya geçelim be. Hadi içelim. Varılmış, döndüm ben. Tamam, geldi bilem kız, kız geldi. Korkma. Tamam korkma be, şu kanalı değiştirdik mi tamamdır. Yattın mı lan yoksa? Ana. Ne oluyor kız? Parti mi veriyorsun? Yok canım. Ne partisi? Rukiye ile televizyon seyrediyor. Sen niye seyrediyorsun kız Rukiye? Maşallah senin ölçülerin ideal Rukiye bacı. Görüyorsun işte kardeş. Bu itilmişim kompilmanları adımı eğdirir. Bu akşam şansın nasıldı kaybede? İnanmayacaksın ama bu akşam kazandığım kız kalkılmış. Ana! Vallahi inanmam. Ya inan kız, işte bak paralar da burada. Vallahi doğru söylüyor bizim paralar. Ne? Yani senin paran. Senin paran bizim paramız. Ne fark ediyor yani aramızda? Şey mi var? Hak eden de kazanmışsın. Bravo valla. Beni bak, görsen kocanla gurur duyardım kız. Aslanla gibi oynadım. Ama beni bak, bunda senin de payın var bu kazançta. Yok canım, senin kumarda kazanmandı benim. Ne gibi bir şeyim olabilir ki ne? Olmaz olur mu kız? Sen bana uğur götürüyorsun. Ya. Nasıl uğur götürüyorsun bunu? Nasıl götürecek? Bak dün akşam seni bir güzel patakladım, boğulacağım, kazandım. Ne diyorsun sen be? Diyorsun ki seni görmek bana uğur götürüyor. Ay. Gel bir daha pataklayın da yarın ya akşamı da garantileyelim kız kalkın. Gel dedim kız kalkın. Lan niye demiyorsun? Bak yarın akşam milyoner olacaksın. Allah'ım.